Köln'de yapımı devam eden Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Merkez Camii'nin beton kubbesini güvercinlerin kirletmemesini ve oyuklara yuva yapmasını engellemek amacıyla cami çevresinde eğitimli şahinler uçurulacak. DİTİB Merkez Camii'nde düzenlenen basın toplantısında kamuoyu çalışmaları hakkında bilgilendirildi. Amerikanische Wüstenbussard, ein sogenannter Terzel, männlich. Die sind etwas kleiner wie die Weibchen, aber wendiger. Cami çatısına bırakılan şahinler testten başarıyla geçtiler. DİTİB sözcüsü Bekir Alboğa, şahinler tok olarak güvercinlerin üzerine salınacak. Tok olan şahinler güvercinlere zarar vermeyecek dedi. Bugün uygulamasına başlayacağımız güvercinlerin şahin aracılığıyla caminin kubbesinden uzaklaştırılmasına yönelik bilgilerin sunulduğu basında bir kahvaltılı toplantı yapıldı. Genel başkanımız detaylı açıklamalarda bulundular. Şu an burada yaşadığımız olgu ilk defa şahinler buraya getirildiler. Apollo ve Gandalf isminde iki tane 7 ve 6 yaşlarında şahinler bu iş için özel eğitilmişler. Bundan sonra camimizin kubbesinin güvercinler tarafından kirletilmesine müsaade edilmemek için engellenmesi açısından bir metot uygulanacak. Bu teknik başka yerlerde kullanılıyor mu efendim? Bu teknik Almanya'da şu anda en çok havalimanları gibi alanlarda kullanılıyor. Oradaki tavşanlar, çok miktarda üreyen tavşanlar ki av yasağından dolayı rahat yürüyorlar. Onlar tabii havaalanlarını talan ediyorlar. Ayrıca kuşların ve güvercinlerin uçakların motorlarına girmemesi için de uygulanan bir teknik. Bu tekniğin özelliği şu, bu şahinler özel yetiştiriliyorlar. Harekete geçirilmeden önce karınları doyuruluyor. Bunlar güvercinleri öldürmüyorlar, parçalamıyorlar, kan akıtmadan. Çevre dostu bir metotla bu hayvan güvercinler şahinler tarafından kubbeden uzaklaştırılacaklar. Bu çevre dostu ve hayvan haklarına saygı gösteren bir metottur. Ondan dolayı biz de bu metodu tercih ettik. Güvercinler belli bir zaman sonra tekrar kubbeye gelir konarlarsa o zaman tekrar bu şahin uçurtularak kubbenin temiz kalması sağlanmış olacak.